Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bir Facebook canlı yayınıyla daha karşı karşıyayız. İlahi Komedya dizi ekibi ofisi, dizi ofisi. Berfin ve Fatih burada şu anda. Dayımız yok. Evet, kameraya gül, kameraya, bana değil. Şimdi diziden bahsedeceğiz biraz arkadaşlar. Diziden bahsedelim. Şimdi belki şehre bir film gelir. Türk ulusunun büyük patlaması. Türk işi Big Bang. Niye Türk işi Big Bang? Neden Türkler önemli? Neden dizide Türkler ön plana çıkıyor? Türk halkına bazı hem müjdeler verelim, hem 21 Aralık'tan sonra bu kıyamet dedikleri, aslında bu ezoterik kıyamet ne anlama geliyor, ondan biraz bahsedelim. Şimdi 21 Aralık'tan sonra dünyada hani bu işte Deniz Ertin'in, diğer arkadaşların işte Nuh Tufanı, kıyamet, bunların ezoterik anlamda ne anlamlara geldiğini, işte bu kitapta da zaten Elif Lamy'nin kitabında da detaylı anlatılmış. Ama okumayı sevmeyen bir milletiz maalesef. Araştırmayı sevmiyoruz ve bilgimiz olmadan her konuda fikir beyan edebiliyoruz. Çok basit, böyle kolay bir şekilde ve gözümüzün önündeki değerleri de göremeyebiliyoruz. Şimdi bizler insanlık olarak, insanlar olarak, insanlık bilinci olarak gezegendeki ya da kainattaki ya da evrendeki olaylara insan aklı ve insan bilinci kapasitesiyle bakabiliyoruz. Yukarıdan bazı olayları göremiyoruz. Yukarıdan olaylara bakan birisi, yani yukarıdan tahtayı gören birisi de bize puzzle'ı birleştirdiğinde bazen anlayamayabiliyoruz. Yani hani kabımızdan büyük olabiliyor bu tarz bilgiler. Elhamdülillah şu an bu İlahi Komedya Elif Lamy'nin kitabıyla beraber Mehmet abi çok şeyler çekmiş. Yani hikayesini dinledik. Hani bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani tavukları yemlediğinizi düşün. Tavuklara yem veriyorsunuz. Tavuklar sizden kaçıyorlar. Yani istemiyorlar. Hani o kadar uyuyorlar, o kadar kör olmuşlar gibi bir şey bu. Şimdi işin bu tarafını bir kenara bırakıp 21 Aralık'tan sonra dünyada neler bekleniyor? Bunun işte gezegene yansımaları neler? Dizide hangi konular işlenecek? Bunları biraz bahsedelim. Arkadaşlar, Avrupa kıtasının ezoterik olarak kıyameti koptu. Bunun belgeleri var. Avrupa kıtası artık Afrika'ya taşınacak. Avrupa kıtası Afrika'ya taşınıyor. Bunun sebebi de Avrupalıların bu Avrupaları eğitmek Afrika'da, aynı zamanda Afrika'ya yaptıkları bu sömürü düzeninden dolayı onları cezalandırmak, birçok sebebi var dediğim gibi. Ve Allah-u Teala da Afrika'yı Avrupa'ya taşıyacak. Bu proje şu şekilde işliyor. Bunlar dizide anlatılacak mesela. İşte Afrikalı aileler valizini alıp Avrupa'ya yerleşebilecekler. Boş evlere taşınacaklar. Bu kadar detayıyla gelen bir proje arkadaşlar bu. Hani altyapısı sağlam. Türkler neden önemli? Türkler bu projede. Çünkü arkadaşlar, Türklerin neden önemli olduğunu anlayabilmek için Fatih Sultan Mehmet'i anlamak gerekiyor. İstanbul'u, Ayasofya'yı, çok bağlantılı konular. Ama hani şu hadis-i şerif var ya, İstanbul'u fetheden komutan, hani ne güzel komutandır hadisiyle. Dünya aleminin dışındaki başka bir alemde Türkler peygamberimizin dostları, arkadaşları, dayı kankileri diyor. Tabi bunların kankileri diyor Türkler için. Ve hani 100 yıllık devirler olur ya dünya tarihinde. 1919 ve 2019'u düşünün. 1920 ve 2020'yi düşünün. Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün. Senaryoyu biraz hani dediğim gibi global bakın, dünyanın dışına çıkarak bakın. Şu an Türkler artık Amerika'nın durumu, Avrupa'nın durumu,
Teknolojik bir Osmanlı İmparatorluğu geliyor arkadaşlar. Teknolojik bir Osmanlı İmparatorluğu. Yani teknolojik bir Türk İmparatorluğu. Bunun müjdesini çok rahat bir şekilde verebiliriz ama Türklerin de bunu hak etmesi lazım. Türklerin de bunu hak etmesi lazım. Bunu istemesi lazım. Bunun için çaba sarf etmesi lazım. Yoksa daha önceki başka bir videoda bahsettiğim gibi dayı şöyle bir şey anlatmıştı ya işte hani Türkler aynı zamanda tükürük de olabilirler arkadaşlar. Çok bakın bir tane harfle iş değişir yani. Hani o işte tükürük olup olmama şeyi bizim kendimize bağlı bu anlamda. Yani bizler şamanik gelenekten gelen kadim bir milletiz, Türk milleti. Hem Araplardaki kült bilgiyi, hem Kızılderililerdeki ruhani bilgiyi, hem işte Avrupa kıtasında ya da Batı'da olan ilmi, teknolojiyi aynı anda bünyemizden çıkarabilecek bir topluluğuz. Bizler Türkler olarak. Türkler çok önemli. Yani dünyanın Türkleri şöyle anlayın, Türkleri şöyle anlayın. Dünyadaki tüm geleneklerin, kültürlerin şifasından işte teknolojisine kadar hepsinin ortak tezahür edebileceği bir bilinç düşünün. Türklük böyle bir bilinç. İşte savaşından teknolojisine kadar devlet yönetiminden ileri görüşlüğe kadar. Yani ileri görüşlülük dediğimizde dünyada Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerinde başka bir isim aklımıza gelmez. Doğru mu? İşte savaş dediğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet'i işte azim, kararlılık, inanç, gemiyi karadan yürütmek yani anlatabiliyor muyum? İşte ezoterik kıyameti de böyle anlayalım. Şu an biznillah ben bir Türk olarak Yüce Allah'ın yer aldığım için şeref ve onur duyuyorum. Şimdi bununla ilgili yapılacak bazı değişiklikler daha var. Dediğim gibi kitapta dizi de anlatılıyor. Mesela evet. Eyvallah. Var mı belki söylemek istediğin bir şeyler? Bu arada arkadaşlar Urfa'da İlahi Komedya ofisini kurmaya başladık. Yavaş yavaş büyüyoruz. Bu videoyu izleyenlerden Urfa'da bize katkı sunabilecek onunla ilgili şeyi gönderirim isteyen olursa. Bir ekip arkadaşları arayışımız var. Birkaç kişi. Onunla ilgili eğer bu yayını izleyip Urfa'da işte işe ihtiyacı olan, bize katkı sunabilecek, bu projede yer almak isteyen arkadaşlar olursa Berfin Hanım var. İletişim bilgilerini zaten paylaşırız. Berfin Hanım'la iletişime geçebilirler. Kısaca böyle bir sahneye değinmiş olduk dizide. Türkler neden önemli? Onu biraz anlatmaya çalıştık. Daha sonra yine böyle yayınlarla ara ara diziden vesaire bahsederiz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.